arkadaşlar merhaba. Yeni bir test videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımızda yepyeni sayılabilecek bir araç var. Bu araç 2017 model bir Hyundai Elantra. 1.6 125 beygirlik benzinli motor sahibi. Aynı zamanda manuel 6 ileri şanzıman sahibi style paketli bir Elantra arkadaşlar. D segmentli bir araç bu. Öncelikle aracın bir genel görünümüne bakacağız. Daha sonra incelemesi ve testiyle devam edeceğiz. Ile başlıyorum aracın. Şöyle arkasında Hyundai logosu bulunan tombul bir anahtar, açma kapama tuşları, bagaj açma tuşu bulunan sustalı bir anahtar. Açıkçası şöyle söyleyeyim, ben anahtarı beğendim. Böyle eldeki hissiyatı gerçekten güzel. Şöyle yakından da özellikle göstermek istiyorum. Şu krom detaylar, şuradaki krom detaylar beğendim. Anahtar güzel. Hoşuma gitti yani. Araca bir genel bakış attığımızda Hyundai'nin yeni nesil araçlarında yaptığı panjur bunda da var. Bu Elantra'lar için işte böyle bir durum tasarlamışlar. Aşağıda bu siyah gözüken yerlerde yaklaşayım hatta ben. Şöyle gündüz farları bulunuyor arkadaşlar. Bu araçta LED değil bu farlar. LED olanları galiba 2018'lerde var ama bunda LED değil veya bir üst pakette de olabilir. Her neyse sonuç itibariyle LED değil. Şöyle devam edelim. Jantlarını ve lastiklerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu araç 195, 65, 15 lastik sahibi, yani 15 inç jant sahibi. Bagaja bakacağız şimdi. Arka tarafa bakıyoruz. Tasarım iyi bence. Zaten Hyundai'nin bu yıllarda aksentler olsun, elantralar olsun bu tip tasarımlar yapıyor. Şunu söyleyeyim, bagajın burada bir açma tuşu vesaire bir şeyi yok arkadaşlar. Ya aracın içerisinden, onu içeriye geçtiğimizde göstereceğim, ya da anahtarın üzerinden bagajı açıyorsunuz benim açtığım gibi. Bagaj arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok küçük bir bagaj değil ama D segmenti bir araç için bence küçük kalmış. Yeterli bir bagaj diyemem. Yani küçük değil fakat D segmenti bir araç için dediğim gibi yeterli bulmadım. 485 litre bagaj kapasitesi var. Şuralarda göstereyim, sağ tarafta ve sol tarafta işte aracın arka koltuklarının yatırma tuşları mı diyeyim, artık kolları mı diyeyim, ne dersek diyelim, bulunuyor. Onu çekerek koltukları yatırabiliyorsunuz. Bagajla alakalı başka söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bagajda başka bir şey yok. Hatta gelmişken göstermiş olayım. Burada stepnesi var aracın. Ve aynı zamanda kirikosu vesaire de burada bulunuyor arkadaşlar. İçerisine geçelim aracın. Arka kapıyı açıyorum. Şöyle hemen kapıya bir bakış atalım. Krem detay gördük burada. Aracın içi krem arkadaşlar. O yüzden burada krem detayları da görüyoruz. Burada bir hoparlör konuşlandırılmış. Kapının açma tuşunu görüyoruz. Burada kilitlendiğinde şurası ileri geri gidiyor. Bu zamanda birçok araçta bunu koymuyorlar artık. Özellikle göstermek istedim. Burada cam açma tuşu var. Şurada kapının tutacak yeri var ama bir şeyler de koyulabiliyor gibi. Burada arkadaşlar incecik bir cep var. Burada bir şişe koyma yeri var. Bakın bardak demiyorum çünkü özellikle dört kapıya da bu amblemi koymuşlar arkadaşlar. Buraya bardak koymayın, şişe koyun diye adamlar göstermişler. Ben de zahmet edip söyledim özellikle. Şöyle içeri bir bakış atıyoruz arkadaşlar. Yeterli bir alan var, yeterli bir hacim var. Zaten baş diz mesafesine bakacağız ama benim eksik olarak bulduğum, şuraya ne bir havalandırma koyulmuş, işte ne bileyim ne bir 12 voltluk çıkış koyulmuş, hiçbir şey koymuşlar. Dümdüz arkadaşlar bu kol dayamanın arkası. Bunu özellikle göstermek istedim. Burada göstermek istediğim yine ek olarak bir kol dayama var arkadaşlar. İşte bardakları oraya koymayın diyor adam, buraya koyun bardaklarınızı diyor. O sebeple oralara bardak koymama diye bir uyarı da yapmışlar arkadaşlar. Şöyle arkada bir tutacak olduğunu görüyoruz. Arkadakilerin kullanımına sunulmuş bir ışık olduğunu görüyoruz. Baş ve diz mesafesine bakalım. Arkadaşlar aracın içerisine bindim. Görüyorsunuz diz mesafesiyle alakalı bir sorun yok. Baş mesafesiyle alakalı da bir sorun yok. 3 kişi de bayağı oturabilir gibi. Hani konfor noktasında da bir sıkıntı yok arkadaşlar bu araçta. Dediğim gibi burası zaten ileriye doğru tasarlanmış ki buradaki diz mesafesi açılsın. Sorunsuz bir baş diz mesafesi var diyebilirim. Şoför kapısını açıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kapıya bir bakış atalım.
Krem detayları zaten görüyorsunuz. Burada 4 camın otomatikleri bulunuyor. Bu cam otomatiklerin üzerine de cam resmi koymak yerine çizgi çizmişler. Bu da bir farklılık olmuş. Camların kilitleri, kapıların kilitleri, yan aynaların elektrikli kontrol paneli de burada arkadaşlar. Yine burada bir ince uzun bir göz var. Buradaki göze de dediğim gibi 4 kapının gözüne de bu işareti koymuşlar. Buraya bardak koymayın, şişe koyun demişler arkadaşlar. Şöyle içeriye geçmeden önce şoför koltuğunda yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Manuel olarak buradan yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Burada ekleyeyim arkadaşlar, göstereceğim demiştim. Burada 2 adet kol bulunuyor. Birisini çektiğinizde yakıt deposunun kapağını açıyor. Diğeri ise bagajı açıyor arkadaşlar. Şöyle içeriye doğru geçiyorum arkadaşlar. Karşı kapıda aynı şekilde şu tarafa hemen gelelim. Bir torpidosuna bakalım. Yeterli bir torpidosu var. Bu araç satın alırken verilen Hyundai'nin bu defteri arkadaşlar. Yani kullanım kılavuzu vesaire bulunuyor içinde. Ama yeterli bir bagaj diyebilirim arkadaşlar. Yani zaten iç hacim noktasında birkaç yer daha koymuşlar. Yeterli bir bagaj durumu var arkadaşlar. Şurada bir airbag yazısını görüyoruz. Airbag demişken hemen gösterelim. Şurada bir airbag var. Koltuğun yanında da bir airbag var. 3 airbag. 3 de karşı tarafta 6 airbag. Şurada yumuşak bir doku bizi karşılıyor. Yumuşak olması bu dokunun iyi arkadaşlar. Güzel bir görüntü vermiş diyebilirim. Hemen şuraya bakalım. Burada ışıklı bir aynalı var arkadaşlar. Işığı da burada aynanın. Burada da bir gözlüklükler yapılmış arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Manuel kararan bir dikiz aynası sahibi bir araç arkadaşlar. Yukarıdan devam edeyim. Burada bir gözlüklük yeri de var arkadaşlar. Burada bir ışık var gördüğünüz gibi. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Güzel bir ekran yapılmış. Buradaki panel benim hoşuma gitti. Radyoyu buradan takip ediyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. CD çalar var. Bluetooth bağlantısı var. AUX bağlantısı var. USB bağlantısı var arkadaşlar. Yalnız sadece Bluetooth burada yazıyor ama AUX ile USB buraya koyulmamış. Görüntüyü bozmamak mı, daha kolay olması için mi? Aşağıda arkadaşlar onları göstereceğim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada kanalları kaydediyorsunuz vesaire. Bunlarla alakalı tuşlar var. Klimayı görüyoruz. Dörtlü flaşör buraya konuşlandırılmış. Çok güzel yeri. Yani böyle siyah bir alanın ortasında olması da bence ayrı güzel olmuş. Burada klima ile alakalı birçok tuş var. Arka cam rezidansı var arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Burada bir göz cep diyebileceğim bir yer var. Sol tarafta bir çakmaklık. Sağ tarafta 12 voltluk bir çıkış var arkadaşlar. AUX girişini görüyorsunuz. USB girişini de görüyorsunuz. Burada arkadaşlar söylediğimiz gibi 6 ileri manuel şanzıman. Geri vitesi atarken şu tuşa şöyle basıyorsunuz. Daha doğrusu aşağı yukarı doğru çekmiş oluyorsunuz. Geriye bu şekilde atılıyor. Şu tarafa geldiğimizde 2 adet bardaklık olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Kol dayama olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Üstü yine bu kol dayamanın yumuşak bir yapıya sahip. Derimsi bir görüntü verilmiş. Buradan açıyorsunuz. Güzel de bir saklama alanı var arkadaşlar. Hiç yabana atılacak bir alan değil. Güzel bir alan. Torpidoyu da tamamlıyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle şoför mahalline gelelim. Mahalline baktığımızda 3 kollu bir direksiyon bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada direksiyonun üzerinde korna olduğunu görüyoruz zaten. Sol tarafta bu teyiple ses açıp kapatmayla alakalı, telefonla alakalı tuşlar bulunuyor. Sağ tarafta ise buradaki bilgi ekranını kontrol edebileceğiniz tuşlar bulunuyor diyelim arkadaşlar. Sağ tarafta bir silecek kolu bulunuyor. Sol tarafta bir sinyal kolu bulunuyor. Aynı zamanda aracın farları da bu sinyal kolu üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu silecek koluyla alakalı söylemek istediğim bir şey de şu arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer bunun ayar yeri. Burada özellikle alt kademelerde bunu yukarı doğru çıkardığınızda aradaki o bekleme mesafesini daha kısıyor arkadaşlar. Daha hızlı yapmış oluyor. Bu da bir fark olarak gördüğüm bir şey. Bunu da söyleyeyim. Bu arada direksiyonda arkadaşlar alçaklık yükseklik ayarları var. Derinlik ayarı yok arkadaşlar bu direksiyonda. Sadece alçaklık yükseklik ayarları yapılmış. Sol tarafa bakalım. Burada farların yükseklik ayarı var. Kadranın ışığını buradan arkadaşlar aşağı veya yukarı ayarlıyorsunuz. Burada aracın kaygan zeminlerdeki kayma veya kaymama durumunu da gösteren bir özelliğin açıp kapatma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Kadrana bakalım. Sol tarafta bir devir göstergesi, içerisinde hararet göstergesi, sağ tarafta 240 kadran var. İçerisinde yakıt göstergesi var. Karşımızda da bir bilgi ekranı var arkadaşlar. Bu arada söylemek istediğim, farklı olarak gördüğüm,
Bu bilgi ekranın üzerinde sıfır yazan, şu an kilometre saat yazan yerde aynı zamanda aracın hızını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece normal kadrandan değil, dijital hız göstergesi olarak da orada gösteriyor arkadaşlar. Araçla alakalı söylemek istediklerim inceleme olarak bunlar arkadaşlar. Şöyle bir görüntüyü size gösterdikten sonra teste geçebiliriz. Arkadaşlar aracın başına geçtim. Şimdi öncelikle hemen emniyet kemerimi takıyorum. Yavaş yavaş aracı test ediyorum. Bu arada burayla alakalı bir anekdot olsun. Bu araç debriyaja basmadan çalışmıyor arkadaşlar. Aracı çalıştırmak için debriyaja basmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Yavaş yavaş şöyle testimize başlayalım arkadaşlar. Böyle hem hafif hafif bir test etmiş olalım, hem teknik bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu şoför mahallindeki oturma, buradaki bu hissiyat falan gerçekten güzel. Hani rahat, konforlu bir oturuş var diyebilirim. Zaten Hyundai'nin Elantra'larda hissettirmek istediği şey de bu açıkçası. Bunu da gerçekten hissettiriyor. Direksiyonun tepkileri falan çok güzel. Yani hem rahat bir direksiyon var, hem tepkileri güzel direksiyonun. Bunu da söylemiş olayım çünkü bu benim için önemli. Yani bazı araçlara biniyoruz. İnanın yüksek model olmasına rağmen affedersiniz kalas gibi direksiyonlar oluyor. Bu araçta öyle bir direksiyon yok. Güzel, direksiyon yumuşak, tepkileri güzel, yeterli bir direksiyon durumu var diyelim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu incelemede aracın dijital hızının gösterildiği yerde diğer tarafında, sol tarafında aracın daha performanslı, daha ekonomik kullanılmasıyla alakalı bir gösterge daha var. Buna bazı araçlarda eko sürüş modu diyoruz, bazı araçlarda sürüş yardımcısı diyoruz. Ne dersiniz deyin. Deviriniz yüksek, vitesiniz düşük olduğunda size bu araç vites atın diyor arkadaşlar. Düşür demiyor arkadaşlar. Düşür diyenleri var mı bilmiyorum bu Elantra'larda, ama bu araç düşürmenizi söylemiyor. Sadece vitesinizi yükseltmeniz gerektiğinde size vitesi yükseltin uyarısı veriyor. Bu arada aracın bu, özellikle ben virajlı bir yol seçtim. Yollardaki, bu virajlardaki direksiyonu çevirmemdeki verdiği tepki de güzel bir tepki arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum yok. Çok güzel bir tepkime durumu var. Bunu da özellikle yeri gelmişken söylemek istedim. Bu araç 4.45-4.50 uzunluklarında, 1.75-1.80 genişliğinde, 1.45'e yakında yükseklikte bir araç. Uzunluğu D segmenti araçlara göre biraz kısa diyebiliriz. Ama iç hacim noktasında bir sorun görmedim ben. Yani zaten size de gözüküyordur. Bu alan gerçekten rahat, güzel bir alan. Hani öyle beni rahatsız edici, sıkıntılı bir alan yok arkadaşlar. Ben mesela her zaman söylerim, ben bu dar şeyleri sevmem, camları. Yani bunun camları da hafif basık ama iç hacim noktasında sorun olmadığı için beni böyle rahatsız etmedi. Hatta koltuğumu aşağı bile indirebilirim ama gerek duymadım. Yani iç hacim noktasında iyi. 500 litre civarında da bir taşıma kapasitesi var arkadaşlar bu aracın. Yani 5 kişiyi bu araç rahat rahat, hatta yani daha fazla kişi eder aslında kiloya vursanız, ama 5 kişilik zaten bu araçlar. 5 kişiyi rahat rahat götürür diyelim. Motor ve çekişten biraz bahsedelim. Bu araç 127 beygirlik. Çünkü ruhsattaki kilovatı çevirdiğimizde bunu söylüyor ama 125 de diyebiliriz. 125 beygirlik benzinli bir motor sahibi arkadaşlar bu araç. Yani ve bu 125 beygir yetiyor. Şurada biraz sizlerde görün diye gazlayacağım. Hem çekişi de bir göstermiş olayım diye arkadaşlar. Yani buradaki bu 125 beygir bu aracı çekiyor hakikaten. Böyle baya baya alıp götürüyor. Hafif sesli çalışıyor ama baya baya alıp götürüyor diyebileceğim bir çekiş durumu var. Bu arada böyle virajlarda da aracın verdiği tepkileri sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha bir gazlama yapalım. Hem gidişatını da görelim. Yollarda hafif bayır aşağı olduğu için daha rahat araç devir alıyor. Güzel bir gidişi var arkadaşlar. Yani şu gidiş kötü, fena bir gidiş değil arkadaşlar. Fren sistemiyle alakalı biraz bir şeyler söyleyeyim. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani böyle biraz aracın hızını falan da denedim ben. Böyle biraz hızlandığımda sanki fren sistemi biraz daha iyi olsun gibi hissettirdi bana. Yani böyle birden bastığınızda tamam, böyle
güzel tepki veriyor ama yavaş yavaş bastığınızda hani durmayacakmış gibi bir his vermeye başladı bana. Biraz daha demek ki sert fren yapmak lazım. Frenle ile alakalı da bunu söyleyeyim. Peki yeterli mi fren sistemi? Yeterli diyebilirim araç için. Zaten bu araç arkadaşlar 1300 kilo. Yani ruhsattaki bilgilerinde 1303 kilo gibi yazıyor. Eğer başka yerlerde bakarsanız 1300 kilo civarı olduğunu görebilirsiniz. Bu kilogramda bir araç için yeterli bir fren sistemi yeterli. Ama dediğim gibi yani biraz ani duruş yapacağınız zaman yavaş yavaş basmayacaksınız. Birden böyle asılacaksınız. Gördüğünüz gibi zaten durdurdu. Hani böyle sıkıntılı bir duruşu yok arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yine söylemek gerekirse, bilmiyorum söylemek gerekir mi, yokuş kalkış desteği de var arkadaşlar araçta. Aklıma gelmişken bunu da atlamayayım dedim. Gelelim yakıt tüketimine. Ne yakıyor arkadaşlar bu araç? Şimdi şöyle bir tabir kullanacağım. Bunu her araç için söylemeyiz. Söyleyeceğim yakıt tüketimleri bu aracın baya baya yaktığı yakıtlar arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ama her araç için söylemediğimiz kısım burası. Eğer dikkat ederseniz, gerçekten gayret gösterirseniz çok aşağılara düşürebilirsiniz yakıtını. Bu da bu aracın motoruyla alakalı bir durum. Peki ne yakıyor ya? Ben cevap vereyim arkadaşlar. Şehir içerisinde 7-7,5 litre gibi bir yakıt yakıyor bu araç. Sürekli şehir içerisinde kullanırsanız 7 litreleri görürsünüz. Tabi dediğim gibi kullanımdan kullanıma fark eder. Şehirler arası yollarda 4,5-5 litreye kadar düşüyor arkadaşlar. Yine bu kullanımdan kullanıma göre değişir. Şu söylediğim şehirler arası yakıt tüketimi 100-110 kilometre ile gittiğiniz zaman yakacağınız yakıttır. Yoksa eğer 130-140 civarında giderseniz 5,5'un aşağısına kolay kolay düşüremezsiniz arkadaşlar uzun yolda. Ortalama olarak da yani şehirler arası yollarda 4,5 litre olarak baz aldığımızda, 4,5-5 litre olarak baz aldığımızda ortalama olarak bu araç 5,5 litre gibi bir yakıt yakıyor. Açık söyleyeyim 6 litre bile yaksa bu segmentte böyle bir araç için fazla bir yakıt değil arkadaşlar. Çünkü bugün birçok B segmenti 2018 model araçlar bile bu 5,5-6 litreyi, benzinli araçlar için konuşuyorum, 5,5-6 litreyi zaten yakıyor. Yani bu yakıt bu araç için çok felaket, çok fenaymış, çok fazlaymış diyebileceğimiz bir yakıt sarfiyatı değil. Yakıt sarfiyatı da bu araca, bu segmente göre ideal bir yakıt sarfiyatı diyebilirim. Alınır mı alınmaz mı sorusuna da cevap verelim burada. Şimdi bu araç bu segmentte, yani D segmentinde bu fiyatlarda Hyundai severler için alınabilecek bir araç. Ama arkadaşlar şunu da açıkça söyleyeyim. Yani dizelleri ciddi manada pahalı. Yani benzinleriyle arasında 25 lira 30 lira fark ettiği oluyor. Bu ciddi yüksek bir fiyat ama alınabilir mi? Bu segmentlerde ideal bir araç diyebilirim. Alınabilir bir araç. Biraz piyasasından bahsedelim bu araçların. Şimdi ciddi manada değişken bir piyasası var bu araçların. Bu araçların temiz olsun bu yıl modellerinde, yani yeni kasa olarak söyleyelim, 2016 kasası olarak söyleyelim, 2016 kasasını böyle temiz, el ayağı düzgün bir şeyler alacağım diyorsanız, benzinli için söylüyorum arkadaşlar, yine 70-80 bin lira gibi bir fiyatı olacaktır. Ve bununla birlikte eğer dizel alayım diyorsanız aşırı derecede fiyat yükselerek 120-130 bin liraları bile buluyor arkadaşlar. Tabi çok temiz yeni olanlarından bahsediyorum. Yani 120-130 bin liralara bu aracın sıfırını bile bulabilirsiniz. Sıfıra yakınını diyelim. Tam sıfırları bu paketlerin ne kadar bilmiyorum ama yani bu civarlarda ikinci el piyasası var diyebilirim. 600 küsür lira civarında da bir bandrolü var arkadaşlar bu aracın. Bunu da unutmadan söyleyeyim. 685 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 600 lira civarı diyebilelim yani. En az 600 var. Oradan eminim. 600 lira civarında da bir 6 aylık motorlu taşıtlar vergisi olduğunu söyleyelim. He şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunu samimiyetle söylüyorum, hani içtenlikle, kendi fikrim. Bu aracın yine 1.6 dizelleri bu söylediklerim, yani fiyat farkı olanlar dediğim statü. Ben 120 bin lira vermem arkadaşlar. Yani açık söylüyorum, tamam güzel bir araç mı? Güzel bir araç ama 80 bin liraya 90 bin liraya güzel bir araç. 100-120 bin lira oldu mu iş, yanlış anlamayın, bugün 100-120 bin liraya birçok markanın D
D segmenti aracını alabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi Hyundai severler için diye bir tabir kullanmıştım. Hyundai severler için dememin kastı da buydu. Yani bir kişi Hyundai'yi seviyor olabilir, arabalarına bayılıyor olabilir, görüntüsünü seviyor olabilir. O sebeple tercih edebilir mi? Eyvallah, herkesin kendi fikrine saygı duyarız ama ben bu düşüncedeyim. Araçla alakalı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani böyle virajlarda vesaire öyle savurma gibi bir durum söz konusu değil. Hani yol tutuşu, virajlardaki tepkileri falan da güzel. Bu arada yine aklıma gelen söylemek istediğim şey, vites geçişleri çok güzel arkadaşlar. Yani böyle tıkır tıkır vites atıyorsunuz. Gerçekten çok rahat vites geçişleri var. Hani biz malumunuz birçok araç sürüyoruz. Yani bu vites geçişleri bu araç için gerçekten çok güzel vites geçişleri diyebilirim. Böyle tıkır tıkır geçiyor vitesler. Yani otomatik değil ama böyle otomatik vites rahatlığı var diyeceğim yani. Biraz daha şey yapsam, böyle abartsam, otomatik vites rahatlığı var diyeceğim. Tabii ki değil ama vites geçişleri rahat. Özellikle üstünde durmak istedim. Dediğim gibi yani yol tutuşu, virajlarda verdiği tepkileri, gidişi sorunsuz, sıkıntısız benim gözümde. Hani bu segmentlerde alınabilecek araçlar listesine yazılabilecek bir araç olarak görüyorum ben bu aracı. Peki olmazsa olmazımız güvenli hissettiriyor mu hissettirmiyor mu sorusuna gelelim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim, testin içerisinde farklı farklı birçok yerde de değinmeye çalıştım. Gidişatı, yol tutuşu, virajlarda verdiği tepkileri gerçekten çok güzel, ben beğendim. Hani bu segmentte bir araç olmanın bu şekilde hakkını veriyor diyebilirim arkadaşlar. Ama güvenlik noktasında da değinecek olursak, 6 airbag sahibi olduğunu söylemiştik. Fazlası olduğunu zannetmiyorum. Yani ulaştığım bilgiler de 6 airbag sahibi olduğu noktasında. 6 airbag sahibi, frenleme sistemi, yeterli bir frenleme sistemi kendine göre, gidişi güzel bir gidiş. Şurada hatta biraz daha yol müsait. Kazlayayım arkadaşlar bir. Yani gerçekten bu hızlanmayla bu direksiyona verdiği tepkiler güzel arkadaşlar. Bu sebeple benim gözümde D segmenti araçlar içerisinde güvenli hissettiriyor. Peki yüzde bir sınır söyleyecek olursak, bir yer belirleyecek olursak yüzde kaç güvenli hissettiriyor D segmenti araçlara göre? Arkadaşlar yüzde yine 80-85 civarı bir güvenliği var diyebilirim. Tabii bunu yukarı çıkartmak için biraz daha işte fazla airbag olsaydı veya kasa noktasında, kasa da fark ediyor arkadaşlar, ben bunu da değerlendiriyorum. Kasa noktasında hani daha oturaklı bir kasası olsaydı tabii daha güvenli hissettirirdi. Ama bu %85 dediğim güvenlikte hiç yabana atılır bir güvenlik değil. Bu fiyat marjlarında gerçekten ideal, yeterli bir güvenli hissettirme durumu var arkadaşlar. Arkadaşlar bu testimizin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlerle 2017 model bir Hyundai Elantra testi ve incelemesi yaptık. Bu araç 1.6 benzinli motor sahibi, 125 beygirlik bir motor sahibi, manuel 6 ileri şanzımanlı style paket bir Elantra'ydı. Böylece bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.